Can Dostlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni konuğumuzla tanıştıracağız. Karşıyaka Koleji kurucusu kendisi ve aynı zamanda Doğa Canlılarını Koruma, Yaşatma ve Dayanışma Kooperatifi kurucusu Sayın Akın Usanmaz. Kısaca sizi tanıyalım Akın Bey, izleyicilerimize tanıtalım. Ben öncelikle teşekkür ediyorum hem İzmir Edaire TV ailesine hem size Mihrivan Hanım. Çok güzel bir sohbet olacağı kanaatindeyim. Ben Akın Usanmaz, bugün doğum günüm. Mutlu yıllar diliyorum size. Sağ olun. Korkut'un elinden geçer gibi yaşadık 60 yıl. Tüm çabamız, yani bizden sonra gelen nesiller böyle yaşamasın diye mücadele ediyoruz. Hacettepe ben matematik mezunuyum. Evliyim, iki çocuğum var. Karşıyaka Koleji ve 21. Tam Okullar kurucusuyum aynı zamanda. İnşallah sorularla beraber daha detay detay konuşuruz. Güzel şeyler yapacağız inşallah. İnşallah hocam. Mücadeleniz, emeğiniz, azminiz, takdire şayan ilerlemeniz, yeni projeleriniz. Kısaca ben biliyorum ama izleyicilerimize de onları paylaşabilir miyiz? Hayvanlara tutkunuz. Sevginiz ne zamandır var? Şimdi Allah'a inancımla başladı diyeyim ben. Öyle mi? Yani doğduğum zamanlardan beri. Zaten şöyle bir şey Mihriban Hanım, benim aklım bu dünyayı almıyor. Benim aklım şu anki insanları almıyor. Zorlanıyorum. Yani sevmemek diye bir şey, yani hani bunu anlayamıyorum ben zaten. Hani sevgisiz bir insanı anlayamıyorum ve dolayısıyla aslında onu boş ver, görevimiz aslında. Allah bize emanet etmiş. Kesinlikle. Farkındaysak. Kesinlikle. Ve dolayısıyla da hani şimdi bizim yola çıkış amacımız kısır döngüler içinde değil. Değiştireceğiz, çözeceğiz. Ve dolayısıyla da ha bu nasıl alevlendi onu söyleyeyim. Evet lütfen. Nasıl, tabii çok önemli. Yani ben Emir Alem'e okul kurmaya gittim, kolej kurmaya. Sonra baktım bir köpek atmışlar. Dedim makarna verin falan. Ertesi gün baktım bir kutunun içinde 10 tane yavru köpek. Dehşete kapıldım. Dedim ne yapayım? Derenin kenarına götürdüm. Bir çuvalda yem açtım. 15 gün sonra gittim ve trajedi başladı. Sanıyorlar ki bizi hani bu görevleri çok mutluyuz, egomuz tatlı, ne alaka, trajedi yaşıyoruz ya. Evet. Trajedi yaşıyoruz. Yani hani günlerce kendime gelemediğim zamanlar oldu. Bir hafta odaya kapandığım zamanlar oldu. Hani o yavruların bir kısmı ölmüş, bir kısmı can çekişiyor. Birini aldım, kucakladım, veterinere götüreceğim, keneler üzerime hücum etti. Ve orada depreşti diyeyim ben. Hani yoksa elbette ki seviyoruz ama sonra sürekli bıraktılar kapının önüne. Önce kamera taktım, dedim bırakanları yakalayacağım. Sonra vazgeçtim, dedim bıraksınlar, ben bakacağım. O zaman zamanla çoğaldı. Çoğaldı ama ahlaksızlar yüzünden de zaman zaman azaldı. Ki o trajediler ayrı, zehirlemeler. Evet. Ne yazık ki zehirlemeler yani. Ülkemizin genel sorunlarından birisi bu. Ya bu ne biçim Müslümanlık, ne biçim vatanseverlik, ne biçim sosyal demokratlık, ne biçim insanlık bu? Değil mi? Hiç yakışmıyor insanlık. Ama bakın bundan sonra başlıyor. 2 Nisan 1922 saat 16 kooperatifin tanıtımıyla başlıyor. İki elim değil 4 elim yakalarında olacak. Hep birlikte. Yani olacak. Birlikte. Hani ve hesapları elinden da soracağım. Elinden gelen desteği eğer isterseniz yanınızda olmaya hazırız. Birlikte Mihriban Hanım. Yani hani ben çevreme çok güveniyorum. Ben sevenlerime çok güveniyorum. Evet, ben dostlarıma, çocuklarımıza çok güveniyorum. Onu da duyduk. Yani emeğiniz, azminizden tutun, mücadeleniz takdir ediliyor ve gerçekten sevilip sayılan bir insansınız. Sağ olsunlar yani. Merhametli insan olmanızın dışındaki eğitimci kimliğinizle de birleştirince öğrencileriniz de çok memnundur diye düşünüyorum ben. Şöyle Mihriban Hanım, çocuklar köpekler gibi. Değil mi? Saf, temiz. Evet. Kolunu açıyorsun 20'si birden sarılıyor. Hayvanlar da öyle aslında. Hani
Bir gün tabii okulda bir çekim yapacağız. Orada bizzat içinde göreceğiz. Evet. Öğrencilerimiz hayvan sevgisiyle ve onları tanıyarak, her şeyin ötesinde bu program vesilesiyle şunu söyleyeyim. Sokaklarda aslanlar varsa ne yapmamız lazım? Çocuklara sokaklardaki aslanlara göre eğitim vermemiz gerekmez mi? Elbette. Sokaklarda bu can dostlarımız var. Çocuklarımızı eğitmemiz gerekmez mi? Tabii. Mesela bu yüzden vefat eden çocuklarımız oldu. Yıllar önce Ulukent'te havladığı için sokağa koşuyor çocuk. Araba çarptı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Ne elin bakalar yaşıyoruz. Mesela ben çocuklara, mesela köpeklere nasıl davranacaklarını öğretiyorum. Mesela diyorum ki havlarsa, kovalarsa kaçma. Bu da eğitimin diğer bölümü herhalde, tabii, değil mi? Tabii. Bu da eğitimle alakalı. Tabii. Yani mesela daha dün baktım, bir köpek havlıyor, çocuk kaçıyor. Kızım dedim, kaçsan da yakalar. Elbette. Bir de bunlar zaten zararlı değil. Hani dün sokakta aslanlar olursa dedim, ben de kaçarım. Ama bu canlardan kaçılmaz. Bu canlarla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Doğanın kanunu zaten. Tabii, tüm canlılar bir arada yaşayabiliyoruz. Tabii bu arada biz bir de pencerenin öbür tarafına geçelim. Şöyle ki, kesinlikle ve kesinlikle hiçbir sokak hayvanında hiçbir çocuğa, hiçbir insana zarar vermemesi gerekiyor. Bunu da engellememiz gerekiyor. Durup dururken de vermez zaten hocam. Yok, ben şöyle Mihriban Hanım, olay mertebe mertebe. Birinci mertebede git kafasını sev. Evet, İkincisinde evet, yaklaşım çok önemli. Çeteleşen köpekler var. Kontrol altına almazsan, sen bir şey yapmazsan da onlar saldırabiliyor, açık söyleyeyim. Evet, onlar da şiddet mağduru hayvanlar. Tabii yani ben. Bizim okulda mesela kırçıl var. Çok ilginç. Mesela işte zil, son zil, çocuklar servise gidiyorlar. İzledim geçen. Bir geçiyor, iki geçiyor, yedi geçiyor, hav diyor sekizincisine, taş atmış. Onu çözdüm özellikle. Ama işte yani, insanlarımız da tabii, diye düşünüyorum. Sevgi görmeyen, şiddete eğilimli çocuklarımız da yetişirken aynı şekilde. Hayvanlar da. Kesinlikle. Hiçbiri bebekken, hani katil değiller, kötü alışkanlıkları yok, saf ve doğallar. Ama yetişme şartları ya da işte uğradığı şiddetten tutun birçok şey... Çok önemli diye düşünüyorum ben. Ben 3-4 defa ısırıldım mesela. Hani. Olabiliyor. Tabii yani bizzat kendim kaşındım onlarda. Hani diğer şeyi söyleyeceğim. Bu yasak ırkların üretilmesi, satılması ve eko tatmini için gezdirilmesi. Lütfen bunların önüne geçelim. Yani onlar hani, için de aynı şey geçerli değil mi? Yani yetiştirilme şekli çok önemli. Mutlaka yani dolayısıyla da mesele şey değil, ben seviyorum, sevmiyorum, şudur budur değil. Evet. Ülkemizin bu bir sorunu, gelin çözelim. Hep böyle. O konuya gireyim evet, biraz. Evet, tüm hayvanseverlerimiz de dahil olmak üzere yani, hep yani, birlikte yani, çözelim. Işte, bunun aslında, için yeni projeler üretelim tabii, ve sizin tabii, fikriniz tabii, bizim için şu an çok önemli. Mihriban Hanım zaten burada bulunmamız ama sizle beraber işte biz hayvan severiz de falan değil. Diyor mu, çözelim. Evet, çözüm yani çözelim. Diyorum mesela kim? Mesela işte belediye başkanlarımız. Gelin. Yok, fikir yok. Gelin dernekler, fikir var da eylem yok. Evet. Gelin devlet tarım ilçelere inşallah maşallah. Çözelim. Bilmiyorlar. Yani bir de çözmek istemiyorlar. Bir de uğraşmak istemiyorlar. Evet, yani bizler de öyle düşünüyoruz. Tabii. Ama biz çok kararlıyız. Bu iş çözülmeye başlıyor. Net. Ama tüm Türkiye'de değil. Tüm yavaş Türkiye'de, yavaş tüm Türkiye'de. Türkiye'de. Yalnızca bakın, İzmir ya da çevresi değil. Değil. Bir, Tunç Soyer Başkan'a teşekkür ediyorum. Niye? Şükran Nurlu gibi bir arkadaşımızı genel sekreter yardımcısı yaptı. Gerçekten insan bak. Beni tanıyan bilir. Kimseye eyvallahım olmaz. Ama sevdim. Çözümü istiyor. Yani birlikte çalışmalara başlıyoruz. İnşallah kooperatifimizle birlikte bu çalışmaları köylerden başlayacağız. Hemen burada anlatayım isterseniz kısaca. Lütfen, lütfen. Sabırsızlıkla bekliyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bir tanesi 9 tane doğurabiliyor. Ve doğurduğu yavru 6 ay sonra gebe kalabiliyor. Bu net mi? Net. O zaman 10 tanesi 1000 tane üretebilir 3 yılda. Çok hızlı bir üreme var. O zaman
kısırlaştıracağız. Kontrolsüz üremeyi kontrol altına alacağız. Peki nasıl yapacağız? O kadar zor ki. Köylerden başlayacağız. O benim kapımın önüne köpek bırakan ahlaksızlar diyeyim ben. Çiftlik sahipleri. 3 tane dişi köpeği var. Sigara parasından, içki parasından imtina edip onları kısırlaştırmıyor. Ya da belediyeye söylemiyor. Her sene 10 tane 10 tane benim kapımın önüne bırakıyor. Onlara da yaptırım da getirmemiz lazım. Ve bir köyü çözdüğümüz zaman ki muhtar da köy halkını da işin içine katacağız. İkinci köye geçeceğiz. Sırayla. Sonra hani çözdün 3 tane attılar oraya dişi. Hemen onları da alacağız. Hani şey değil, hani ben burayı çözdüm değil. Bir de hani böyle sanki kağıt üzerinde tek bilinmeyeni denklem değil bu. Çok zor. Kontrolde daha kolay olur o zaman. İşte şöyle hepsini kimliklemek zorundayız. Numara vereceğiz, isim vereceğiz. Ama koskoca İzmir'deki 30 belediyenin tamamına söylüyorum. Köpeği yakalayabiliyor musun? Birçoğu mümkün değil. Hiçbir, ben iki elimle iki köpek yakalıyorum bazen. Arabaya koyuyorum büyük şehrin. Koydumu kaçırıyorlar. Yani okuyorlar onlarda da bir. Ya işte evet. Sistem yok Mihriban Hanım. Hani ya gelin çözelim, ben biliyorum. Bilmiyorsanız öğretirim. Birlikte çözeceğiz. Biz çıktık yola zaten. Bir dayanışmadır zaten. Kesinlikle. Fikir alışverişi de çok önemlidir. Sokak hayvanı problemini çözemeyen millet başka hiçbir şeyini çözemez ki. Değil mi? Tabii. Ve başlayacağız. Çok kararlıyız. Hani büyükşehir de kararlı. Başladık da biraz zaten. Ya. Bugün, dün mesela 9 tane köpeğe kısırlaştırmaya verdim. Ne güzel. Geçen hafta 12 tane kısırlaştırdım. Bu ne demek? 600 tane doğacak yavruyu of yaptık. Evet. Yani. Bir yerden başlamak gerekiyor tabii, diyorsunuz. Tabii. Peki hocam, kooperatifimizin kurulum amacını? Şimdi şöyle Mihriban Hanım, bir, yasal olmak zorundasınız. Elbette. İki, yaptığınız her şey şeffaf olmak zorunda. Üç, hani aya topal gitmemek lazım, güçlü gitmek lazım. Şimdi bu kooperatife, ya ben vatan severim diyen, ben milliyetçiyim diyen, ben Müslümanım diyen herkesi üye yapmak istiyoruz. O güç birliğiyle para olmadan çözemezsin. O bir gerçek. Tabii para olacak. Düzenli bir geliri olacak. Hani ufak tefek yardımla lokantadan aldığın öyle bir şey yok dünya. 70 liraya aldığım 15 kiloluk yem 235 lira olmuş ya. Evet. İnsaf. Hani tüm hayvan severlerimizin evet. Şu anki tek sıkıntısı diyebilirim. Çok büyük sıkıntısı ya. Bazı insanlar ya tüm maaşını veriyor benim gibi ya. Hani evet. Niye? Ben aç kalayım diyor gerekirse. Ben arabama mazot koymayayım gerekirse diyor. Ama o hayvanın orada bir deri bir kemik olduğuna dayanamıyor. Alıyor. Ama bunu da çözmemiz bunun lazım. Bunun da bir sonu yok. Hani maliyetleri yükselttikçe sadece üremeyi çoğaltırız. Kısırlaştırma. Kesinlikle. Maliyet kesinlikle. Gerçekten çok ama önemli. İşte çok köpek olsun ki mama satılsın. Elbette. Çok tabii çok o köpek da olsun ki o sektör devam etsin. Evet. Ben belli grupların bunun çözümünü istediğine de inanmıyorum. Özellikle taş koyuyorlar. Hocam bunu hayvan severler içinde de insanlar var değil mi? Hayvanların çoğalmasının işine geldi. Bunu kendine hani geçim bilinçsizlik var. Evet. Bilinçsizlik var. Yani şöyle işte onların doğal hayatına karışmayalım gibi. Bunlar hani şöyle söyleyeyim. Elbette ki hani şöyle benim yanıma gelip o trajediyi görmüyorsa konuşur boş boş. Artı bir de yani kendi kişisel egosu için vesaire vesaire. Yani hani sosyal ortam için vesaire bu olayları kullananlar vesaire. Hani bunlar var. Ama ben gene de diyorum ki bir tek kedi besleyenden bile Allah razı olsun diyorum. Yani kesinlikle. Hani o bir gerçek. Tabii, evet. Tabii, kesinlikle. Tabii. Hocam şimdi bunun projesi, kooperatifin projesi. Kaç yıl önce böyle? Nereden aklınıza geldi? Ya da hangi şimdi, olay sizi tetikledi? Şöyle Mihriban Hanım, şimdi yani yıllardır hep çözüm için uğraşıyorduk. Önce vakıf kuralım diye uğraştık ama Türkiye'de yani bazı şeyler o kadar zor ki.
Hani sonra Ali Yılmaz başkanımızı da hani ben burada özellikle başkanımızı onun da önderliğinde başladık zaten. Hani o önerek oldu ve dolayısıyla ben de çok mutlu oldum. Neden? Şimdi şeffaf olmak o kadar önemli ki. Hele kirlenmiş bir dünyada 1 liranın hesabını vereceksin. Ve bu da ancak ya vakıfla ya dernekle ya kooperatifle düzenli bir sistematikte olur. Bir de ya mesela herkes mesela şeyde işte oraya bağış yap, buraya yap. Hatta bugün 20 çuval bir yere göndereceğim, yapalım. Ama yani taşıma suyla nereye kadar ne gidecek? Sistem lazım. Sistem de nedir? Bir, biz yeterli arabamızı alacağız, veterinerlerimizi alacağız, elemanlarımızı alacağız, avukatımızı alacağız. Hatta az önce sohbetimizde ne dedik? Evet. İki tane de boksör alacağız değil mi? Evet. Tabii. Sen ama o hayvana eziyet ediyorsan biri de sana şöyle ufaktan bir gelsin. Hocam o çok güzel bir ayrıntı. Tabii. Ve sizin oradaki denkleminiz de çok güzeldi. Yani şöyle ki hani burada biz bu yola gireceğiz inşallah. Hani bunu da şimdi i̇nşallah buradan şöyle söyleyeyim. İnşallah hani bu konuştuklarımızı 2-3 ay sonra helal olsun ne güzel ne güzel diye programlarla taşlandıracağız inşallah. Umarım. Yapacağız inşallah. Umarım. Her zaman takipte olacağız bizler de. Eğitimci kimliğinizle üretilen projelerin devamında neler vardır? Hedefleriniz nelerdir? Valla Mihriban Hanım, şimdi bazen ben bir şey söylediğim zaman insanlara fazla gelebiliyor ama gene söyleyeyim. Evet. Ben çocuklarımla diyorum ki öğrencilerim, dünyayı biz değiştireceğiz. Elbette insanız, yani, biz yaşıyoruz. Ve yani adama demişler ne yapacaksın? Demiş dünyayı oynatın. Nasıl? Demiş denge noktasını buldum, bana bir kalas bulun. Biz kalası da bulduk. Şimdi şu an dünyanın içinde yaşadığı durumu anlatmaya gerek yok. Trajedi, bu Ukrayna ya, içimiz parçalanıyor. Neyi paylaşamıyor bu insanoğlu? Ve biz eğitimle başladık. Ve az önce içeride Ayhan Bey'le görüşürken hani şunu söyledik. Zamanında bu ülkeyi seven vatansever gençler silaha değil de kaleme sarılsalardı, devlete karşı değil de devletin yanında olsalardı ve okullar kursalardı benim gibi. Emperyalizmin başını daha erince özerdi. Her şey eğitimle başlar, kesinlikle, eğitimsiz kesinlikle biter. Şimdi bizim kolejde çocuklarımızda çekimler yapacağız. Ya hepsi o kadar güzel yetişiyor ki. Hani o kadar mutluyum ki. Ve onlarla sloganımız şu. Aynaya bakın, Atatürk'ü görün diyorum. Başaracağız. Tebrik yani ediyorum başaracağız, hocam sizi. Başaracağız. Kesinlikle. Yani bu da bizim ülke genelinde hatta. Ülke genelinde görmek istediğimiz tablolardan bir tanesi diyebiliriz. Önemli. Yapacağız zaten. Geçenlerde 5. sınıf öğrencilerimle oturduk. 40 tane öğrenci. Masa elimi bir vurdum. Dedim 15 Mayıs 1919 ülke işgal altında. Paşam gel buraya dedim, çocuğun birini oturtturdum. Ne yapacağız? Hemen 19 tane arkadaş bulmam lazım, buldum. Samsun'a çıkacağız ve o günümüzü ansan ettik. O günlerde daha zordaydık. Hiçbir şeyimiz yoktu. Silahımız yoktu, paramız yoktu. Ülkenin her tarafı işgal altındaydı ve bir kahraman çıktı Samsun'a. Onu takip edeceğiz. Onu takip edersek zaten hani çok şeyi çözeriz. Ve gerçekten de ben hani bu ülkeye, bu ülkenin gençlerine %100 inanıyorum. İnanın şu Türkiye Cumhuriyeti dünya lideri olacak. Ben buna %100 inanıyorum. Çünkü tüm dünya devletlerini izleyelim, biz daha iyiyiz. Ha tamam, zaman zaman içimizde çürük yumurtalar çıkabilir. Ama hani mesela şeyi de anlamıyorum Mihriban Hanım. İşte Türkiye'de her şey falan, işte ben yurt dışına gideceğim. Niye gidiyorsun ya? Evet gençlerde son dönemlerde çok rastladığımız. Yok hayır, aç kalabiliriz, zor olabilir. Hani ama vatanımızı nasıl terk edeceğiz? Hele geçenlerde ben çocukların yazdıklarını hep okuyorum. Birisi yazmış, çok üzüldüm. 5. sınıf öğrencim gene. İşte çok çalışacağım, yurt dışına gideceğim. Ailemi de bu ülkeden kurtaracağım. Dehşete kapıldım.
İşte son dönemlerde gençlerin hedefinde yurt dışı malum var yani. İrvan Hanım, değiştireceğiz. Kaçma, kurtuluş zannediyorlar yani, ve bu şekilde gördükleri için. Ülkemiz cennet gibi. İnan, kesinlikle, yurt dışına nereye kesinlikle istersen git. Beni Amerika'ya başkan yapsalar gitmem. Kesinlikle hocam. Belediyeler ve hayvanseverlerin desteğine ihtiyaç var mıdır sizce bu anlamda? Şimdi, bu projenizde? Kesinlikle Mihriban Hanım. Şöyle söyleyeyim. Bir bütün. Devletin il tarım ve ilçe tarımlarıyla birlikte olacağız. Çünkü orada da çok değerli arkadaşlarımız var ama yönlendirilemedikleri için pasifler. Belediyelerde de çok değerli arkadaşlarımız var ama yönlendirilemiyorlar. Mesela çok ilginçtir. 30 tane belediye var. Yarın gidin sorun. Mesela en başarılısına gidin sorun. Bilmem ne müdürümüz. Diyorsun ki Ahmet Bey diyorsun. İşte biz diyor 10 tane kısırlaştırdık. 20 denal. Diyorum çözümünüz ne? Gakkuk sestir. Yani hani çözümünüz ne? Olmalı etmeli. Hadi yap. Niye yap? Ha. Yapmıyor. Belki yaparsa müdür olamayacak 5 yıl sonra. Sokak hayvanı problemi kalmayacak belki. Elbette birilerinin dişine geliyordur mutlaka. Ama o canlar eziyet çekmemeli birileri müdür olacak diye. Belediyelerde ya şu an yıllık 100 milyon lira paran gidiyorsa gel çözelim kardeşim. Bu parayı da çoluk çocuğa harcayalım. Değil mi? Yani, olası bir durum yani. Biz vazgeçmeyeceğiz. Orada da mesela belediyeler içinde de çok değerli arkadaşlarımız var. Onlar da çözümün bir parçası zaten. Ve hayvanseverler de hani şöyle darmadan bu projeyle onları da bir çatı altına alacağız. Birleştirmek gerekiyor, evet. Ya düşün, sağlam çok bir basit projeyi. Bir şey söylemeyeceğim ben Hanım. Mesela şimdi yaz geliyor, su. Evet. Büyük problem. Ya binlerce insan İzmir'e çıkıyor şimdi, yoğurt kabına koyuyor onu. Ya bunun yerine bir tane tank yaparız. Anladın? Neden? Basınçlı sulu. Güzel çömlekler hazırlarım mesela, atıyorum kafadan. İki kişi. İzmir iki günde dolanır, 50 bin yere de su kabı koyar mesela. Olabilir. Mesela bir tane yem arabamız olur, 24 saat aktif olur. Değil mi? 6 saat menemeni besleriz, sonra 6 saat başka yere, 6 saat başka yere. Ya da 4 arabamız olur. Yani organize olursak... Hayvanseverlerin de yükünü almış olacağız o zaman. Hem öyle, ben mesela 7 gün uğraşıyorum. Şimdi mesela bir hayvansever, diyelim ki Ulukent'teki 4 tane hayvanseverimiz. Sürekli uğraşıyorlar. Onlara diyeceğiz ki bir gün görevlisin. Ama 10 mahalleyi besliyorsun. Ha, diğer 6 günde de ben onun mahallesini besleyeceğim. Çok mantıklı. Tabii. Yani hani ha şu var. Şunu da söyleyeyim. Akın Usanmaz'ın ve kooperatifimizin çözümleri var. Biri der ki hayır kardeşim. Sen yanlış düşünüyorsun. Eyvallah gel. Ya senin çözümünü yapalım. Ama yoksa çözümü bana geleceksin. Gelmiyorsan da kaybol git. Tabii değişik fikirler de çıkabilir bu anlamda. Herkes gelebilir. İyi niyetli olduktan sonra Mihriban Hanım bakın. Bu olaylar hepsi çözülsün. Akın Usanmaz'ın adını kimse anmasın. Hiç umurumda değil. Benim hani kendi ismim kooperatif şu bu falan şey değil. Biz sırtımızda kedi köpek taşıyoruz. Gördüm evet. Yani, videolarını. Yani okulda diyorlar. Soruyorum. En iyi yaptığım iş nedir diye soruyorum. Bazen biliyor. Ama beni tanıyan biliyor. Köpek pisliklerini temizlemek. Evet, en iyi ben temizliyorum. Evet. İstemek lazım. Sevmek lazım. Tabii. Yani. Yoksa hani sevmeden yapılacak işler de değil bunlar. Hayvan sever insanları takdir ediyoruz tabii ama hani sevmeyenler de tek ricamız zarar vermesinler. Tabii. Zarar vermesinler. Tabii, yani. Azalmaları için destek olsunlar. Değil mi yani hocam? Şöyle hemen o noktada bir anımı anlatayım. Bir başsavcımızın veda yemeği, işte hakim savcı arkadaşlar oturuyoruz. Bir bayanın birisi şey dedi. Ben bahsediyorum. Vakıf kuracağız. Şöyle 100 lira toplayacağım falan. Ben sevmiyorum ki dedi. Bu da garip zaten. Anlaşılamaz bir şey. Ya niye sevmiyorsun ya? Gel bizim bir maskotun kafasına dokun, belki seversin. Ne sevmeyenleri sevdirdik. Diyeceğim orada şunu dedim. Sen dedim o zaman 1000 lira vereceksin, herkes 100 lira verirse. Evet. Ben seni ısırmasın diye yapıyorum. Isırın dedim, kudurma diye yapıyorum. Daha rahat bir hayatta yaşamamız tabii, için. Tabii. Ya sen kapının önünde 50 tane köpek görme diye yapıyorum. Ha. Bazı ahlaksızlar var. Diyorlar ki hepsini öldürelim. Hayır, önce senden başlayalım.
Yani evet. Allah'ın yarattığı canı almayı düşünüyorsan ben sana gelirim. Hani yok. Allah'ın yarattığı canı Allah alır. Evet. Ve şunu da söylemeyeceğim bana. Ben şimdi taşa, toprağa, kediye, köpeğe bakınca Allah'a daha çok bağlandım. Hani daha yakınlaştım. Ve Yaradan'ı sevmek, yaradılandan tabii, tabii, tabii dinimizde hani Peygamber Efendimiz'in eteğinde kedi uyumuş da evet. eteğini kesmiş, koskoca ordunun yolunu değiştirmiş köpek için. İşte bunların da bugünkü dönemlerde ve mağarasında yapılması gerekiyor. O ağı öğren hayvan değil miydi, örümcek değil miydi? Evet. Ebe ahlaksızlar evet. diyorum. Evet. Onlara taş atıyorsunuz şimdi. Kesinlikle. Hani ve dolayısıyla hani burada zaten hani bunu görmemek için kör olmak lazım. Ve ben şunu gördüm. Bizi yaradan Yüce Allah'ın o canlıları doyuracak kudreti var. Herkes nasıl bir var. Doğuyor değil mi? Ama beni vesile etmiş. Ben bunun evet. farkına vardım. Farkına vardıktan sonra onları beslemeye ve daha çok özen göstermeye başladım. Ve diyorum ki Allah'ım iyi ki bu görevi bana verdin. Demek ki beni daha çok seviyormuş. Sevgili kulusunuz. Bu o sevabı bana yazıyor. Başkasına değil. Evet, bu farkındalığı daha çoğaltmak tabii. adına yaptığınız zaten kooperatifte. Zaten Mihriban Hanım gelsinler konuşalım dinlesinler ya pardon derler. Onlar da eline bir kap BBM alırlar başlarlar. Çok basit. Ben de öyle zannediyorum. Tabii. Yani, denemediklerinden. Tabii. Bilmiyorlar bazen. Bilmiyorlar. O durum kadar, çok farklı bir durum. O kadar korkan insan geldi ki okuluma. Hepsi sonra alıştılar ve teşekkür ettiler. Evlerine kedi köpek aldılar sonra yani. Çözeceğiz inşallah yani. Güzel bir yola çıktık, devam edeceğiz. Hocam şimdi kooperatiften önce kurulumu ayın ikisinde açılacak zaten. İkisinde tanıtımımızı başlayacağız. Çok güçlü bir şekilde başlayacağız. Sonra örgütleneceğiz. Sonra ekonomik altyapısını kuracağız. Ha şunu da söyleyeyim. Benim işlerim iyi oluyor. Mesela şimdi Menemen'de çok müthiş bir kurslar merkezi kuruyorum. Müthiş. Acayip yani. Şimdi başlıyoruz ona. Her sıkıştık. Bir yıl sonra çok güzel bir kar durumu söz konusu. Peki bunun geliri nereye gidecek? Hayvanlara tabii ki. Evet, yani benim tahminim öyle. Öyle. Yani ben hani şunu çok net söylüyorum. Yukarıda Allah var biliyor. Dese ki Allah yani bak şurada kedi var, şurada köpek var. Biri gelecek. Ya da sen. Düğmeye kim basar? Olmayalım, evet. Ben basarım. Derim ki o kedi gitmesin ben geleyim. Çünkü o daha masum. Bu kadar rahatım. O yüzden orada kazanacağım para nedir tebrik ki? Tebrik ediyorum yani, hocam sizi gerçekten. Ne demek. Hani takdire şayan bir sevginiz var. Birlikte, emeğiniz, yani. Mücadeleniz gerçekten takdir edilecek derecede. Doğru. Hocam dediğim gibi kooperatiften öncesini düşünürsek federasyonlar, konfederasyonlar, derneklerin çalışmalarından bahsedelim. Ya da siz bu anlamda artıları, eksileri, yetersizlikleri... Evet Mihriban Hanım gerçekten o da çok üzücü ya. Şimdi şöyle düşünün, mutfağa geçiyorsun sen, ben de açım, bekliyorum burada, Mihriban Hanım bana yemek yapacak. Bekle bekle yemek yok. Geçme mutfağa kardeşim ya. Vakıflar, dernekler, şaşalı gösteriler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Amaç ne hocam o zaman? Ya amaçtan hani bir şey diyemem. Yani ego tatminim şudur budur falan da demeyeyim. Yani hani işlerinde çok iyi insanlar var. Elbette. Özellikle altyapısında o kadar güzel insanlar var ki. Kardeşim bir köyü çözdünüz mü o vakıflar şunlar bunlar. Dernekler. İşte kakkuk yok. Çözümünüz ne? İşte devlet çözsün çözmüyor. Belediye yapsın yapmıyor. Devlet çözecekse federasyonun amacı ne? O şöyle aslında devletin görevi. Bak, onlar doğruyu söylüyor. Fakat mesela şimdi ne var? Eğitim öğretim problemimiz var değil mi? Devlet çözsün. Çözmüyor. Ben çözeceğim. Evet. Bu konuda başarılısınız. Yani ben Atatürk zamanında millet yapsın deseydi biz burada mıydık? Değildik tabii. Değildik. Osmanlı çözsün deseydi burada mıydık? Değildik. O yüzden o vakıf ve derneklere çok iyi değindiniz. Çekilin aradan ya. Ya da bize katılın. Hani ya da çözümünüz varsa biz size katılalım. Aynen. Hadi ben mesela İzmir'de köyden başlayacağım. Gel sen de Aydın'da köyden başla ben senin yanına geleyim. Ama işlerine gelmez. Niye? Sıcak yataklarında pazarın 7'sinde 6'sında kalkmazlar onlar. Biz kalkacağız.
Biz o köylere gideceğiz. Kaç defa ısırıldım ben. Tekrar ama ısırılma öykülerim de farklı gerçi. Benimki de şey değil, bir akıl işi değil yani. Hani boğuşan köpeklerin içine sen dal ısıracak bir işte. Ama orada birinin ölmesine müsaade edemezdim. Bu yine hani olabilir zaten. Tabii hocam. Tabii şey bu her zaman yani olası hani bir durum. İnanın birinde iki tane hani kangalımsı böyle garip. Ya bir geride biri birinin boğazına bir daldı. Bir yakaladım. Uçurumdan aşağıya doğru, dereye doğru bırakmıyorum. En son kurtardım. Hani orada sırılmadım. Onların da kendi aralarında kavgaları, husumetleri vardır mutlaka. Neler neler. Ha tamam, bu doğa, bu hani buna bir şey yapamıyorsun bazen. Çok üzülüyoruz. Yani gözümün önünde hani parçalanan da oluyor. Yani hani bir anda hani bunlar yaşanıyor. Mesela köpek kediyi parçalayabilir. Kim ister? Ama bu doğada elimizde var. Olan şeylerin dışında diyelim. Bunlar bunu, doğanın kanunları da var elbette. Aynen. Engellemeye çalışacağız. Elimizden geldiği engellemeye çalışıyoruz. Ve eskisi gibi de değil. Artık kediler farelerin peşinden çok koşmuyorlar. Neden? Onlar da aç değiller. Onlar da aç değiller artık. İnsan içinde yaşamayı az çok biliyorlar. Eskisi gibi vahim olaylarda hayvanlar arasında görmüyoruz. Ama insanlarla hayvanlar arasındaki şiddet aşılamaz şu andaki durumu. Bana göre öyle. Tabii. Yani hani şöyle, onlar doğaları gereği yapıyorlar. Ama insanoğlu bilinçli hani yapıyor. Bilinçli yapıyor yani. Kesinlikle. Hani egolarından kaynaklanıyor. Hocam biz size teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Değerli zamanınızı, projenizi bizimle paylaştınız. Rica ederim. Hayvan severlerimize de belki bir nebze rahatlattınız. Devamında olacak şeyleri. Birlikte Miliban Hanım. İnanın bakın, ben sizle tanışalı 2 saat olmadı. Bakın siz de o ışığı görüyorum. Kesinlikle. Yani siz mesela inandınız değil mi? Bak kızımız da inandı değil mi? Hani onu görüyorum. Çünkü samimiyiz. Çünkü kesinlikle bir ışık, bir yol görüyoruz. Ve dolayısıyla da hani bu ilk programımız, çok da ben de mutlu oldum. Ve bundan sonraki programlarımızda gideceğiz, köylerde çekeceğiz. Umarım. Muhtarlarla. Zevkli. Diyeceğiz ki bak bunu çözdük. O zaman herkes aa diyecek. Zevkli çözülüyormuş diye bakalım. Takip edeceğiz. Önümüzdeki programlarda da bunları umarım canlı olarak da aktarabiliriz. Tabii. Değerli can dostlarımız, yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Yeni bilgilerle, yeni konuklarımızla sizlerle olmaya çalışıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.